1936 yazında Türkiye'nin başkenti Ankara'da iş adamı ve Kurtuluş Savaşı gazisi Hüseyin Orak ilginç bir yolculuğa öncülük etti. Çocuklarına kan hediyesi olarak trenle Türkiye turu yapmalarını önerdi. Ancak bu yolculuk sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir güven ve cesaret hikayesiydi. Hüseyin Orak, üç çocuğunun eğitimine büyük önem veriyor. Fatma Zekavet, Ayşe Sehavet ve Yılmaz. Bu yolculukta yalnız başlarına seyahat edeceklerdi. Seyahat güzergahının başlangıcı Ankara'da oldu. Coşkulu bir uğurlama ile yola çıkan çocuklar, sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Adana, Mersin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Trabzon, Samsun ve İstanbul illerine ulaşacaklardı. Yapılan planlama gereği her gittikleri yerde en az 3 gün konakladılar. Konaklamalar ve gezi programları Hüseyin Orak'ın kendisi, iş arkadaşları ve mahalli erkan tarafından ayrıntılı planlandı. Çocukların herhangi bir sıkıntı çekmemesi için olağanüstü bir gayret gösterildi. İstasyonlarda kendilerine gösterilen sevgisiyle ve kamu yönetimi tarafından sağlanan yüksek güvenlik, küçük yaşta olmalarına rağmen rahatlıkla gözlemleyebildikleri unsurlar oldu. Vatandaşların ilgisi o kadar yüksekti ki, çocuklar babaları tarafından kendilerine verilen harçlıkları bile harcama imkanı bulamadılar. Kayseri, çocuklar için unutulmaz anılarla doluydu. Burada muazzam bir karşılama gerçekleşti. Vali ve belediye başkanı katıldığı törende altlarına araba tahsis edilerek şehrin tüm doğal, kültürel ve tarihi yerleri gezdirildi. Onurlarına yemekler düzenlendi ve en güzel otelde konaklamaları sağlandı. 3 gün boyunca ceplerinden hiç para harcamadılar. Kayseri'deki bu deneyim sonraki duraklarda da tekrarlandı. Sivas, Adana, Mersin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Trabzon ve Samsun'da her gittiği şehirde benzer ilgiyle karşılandılar. Her yerde yöresel yemekleri tadıp birçok hediyeye kavuşarak anı biriktirdiler. Samsun'a geldiklerinde neredeyse evlerinden ayrıldığı hikaye olmuştu. Buradan babalarına artık dönelim mi diye telefonla sordular. Küçük kardeş seyahati çok sevmişti ama evden bu kadar uzak kalmayı bir türlü anlayamamıştı. Babasına kendisine kukla alması için ısrar etti. İstanbul'da ise 10 gün kaldılar. Denize girdiler, adalara gittiler ve bol bol gezip fotoğraf çektirdiler. Bu süreçte Başbakan İsmet İnönü tarafından da kabul edildiler. İnönü seyahatlerinin sonunda defterlerine şu notu yazdı. Küçük seyyahları tebrik ederim. Seyahat sevmek bir memleket için çok iyi bir şey. Teşvik olunacak bir arzudur. Yerel ve ulusal gazeteler çocukların hikayesini büyük bir coşkuyla duyurdu. Yalnız başlarına iki kardeş yurdu geziyorlar başlığıyla çıkan haberler onların Türkiye'nin dört yanındaki maceralarını öne çıkardı. Adana'da Türk Sözü gazetesini ziyaret ettiler. Gazete çocukların 5 Temmuz 1936 tarihinde alınmış ikişer aylık halk ticaret biletleriyle ülkeyi gezdiklerini, babalarının kendilerine 50 liralık harçlık verdiğini yazdı. Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Turhal, Samsun, Mersin ve Adana'ya uğradıklarını ve Adana'da bir tüccarın evinde misafir olduklarını duyurdu. 2 ay süren seyahatleri boyunca bazı anlarda ilgiden bunalıyor, hastalansalar da hep güzel şeylerle döndüler. Dönüşlerinde Ankara garında muazzam bir kalabalık vardı. Herkes Başbakan'ın tarafından kabul edilen bu küçük seyyahlardan bahsetmekte, onları yakından görmek istemekteydi. Okullarında hayli popüler olan Orak kardeşler, gezi sırasında buldukları tarihi bir taşı Etnografya Müzesi'ne hediye ederek Türkiye'nin kültürel mirasına katkı sağladılar. Dönüş ardından gazetelere verdikleri röportajlarla Anadolu'yu tek başlarına gezmenin
hikayesini paylaştılar. Hüseyin Orak, çocuklarını bu seyahate yollarken İstanbul ve Ankara'da ülkeyi tanıtan bir rehber kitap bulmaya çalıştı. Ancak istediği gibi bir kitap bulamayınca kendi notlarından ve araştırmalarından yola çıkarak seyahat planını yaptı. Bu süreç onu gelecekte Türkiye Kılavuzu adlı eseri yazmaya yönlendirdi. Evet, Türk turizmi iletişime ve ulaşıma açısından önemli bir kaynak olma amacını taşıyordu. Hüseyin Orak'ın bu eseri Türkiye'nin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için büyük bir çabayla hazırlandı. Ancak umduğu ilgiyi göremedi ve yayınlandığı ilk ciltten sonra diğer ciltlerini çıkaramadı. Kitabının ilk sayfasında kızı Ayşe Sahavet Orak'a yazdığı ithaf ise dikkat çekicidir. Bu benim size bırakacağım mirasın en büyüğüdür. Çünkü onun içinde bütün dünyaya bedel Türk vatanı vardır. Bu sözler onun vatan sevgisini, cumhuriyet coşkusunu ve çocuklarına olan derin bağlılığını yansıtır. Orak kardeşlerin bu hikayesi günümüz koşullarında birçok aile için bile neredeyse imkansız olan bir seyahat deneyimi sunar. Bu yolculuk yalnızca bir gezi değil, aynı zamanda Türkiye'nin modernleşme çabasının ve güvenli bir ülke imajının simgesi haline gelir. Orak kardeşlerin hikayesi, geleceğe umutla bakan bir neslin temelini attığı Türkiye'nin bağımsızlık, güven ve modernleşme arzusunun bir yansımasıdır. Onların cesur adımları sadece kendileri için değil, tüm Türkiye için bir ilham kaynağı oldu. Parla, yüz yaşındasın.